Ben Can Başpınar. 1990 Arap Yarı doğumluyum. Güyünzü köyü doğumluyum. Bir dönemdir, son dönemde muhtar oldum. Malatya merkeze 110 kilometre köyümüz. Arap Yarı ilçesine 10 kilometre. Yakında Arguvan ilçemiz var. Keban var. Elazığ'a yakınız. Sivas'ın Divriği ilçesine yakınız. Köylerimiz komşu yani. Köyün genelde yazları nüfusu 100-150 arası oluyor. 35 hane kadar hanemiz var. 15 hane de mesela yazları gelip kışın gidiyor. İl dışına. İstanbul'a gidiyor. Genelde İstanbul'da kalıyorlar. İstanbul'da 500'ün üzeri vardır. Yani köyden bayağı fazla İstanbul nüfusumuz. Gençlerimiz İstanbul'da. Köyde kamuya ait cemevimiz ve okulumuz var. Okulumuz kapandı öğrenci olmadığı için. Cemevimiz aktif halde çalışıyor. Mesela cenazelerimizde, toplu yemeklerimizde cemevimizi kullanıyoruz. Yani toplanma yerimiz orası bizim. Taşımalı sistem değil, yatılı bölge okulu vardı. Orada öğrenim görüyorlardı. Orada kapandı. Genelde köylülerimizin Arap Yarı merkezde de evler olduğu için veya da araçlar olduğu için kendileri götürüp getiriyor öğrencilerini. Sağlık hizmetlerimizi Arap Yarı'da yapıyoruz. İlçeye gidiyoruz. İlçe zaten yakın olduğu için sağlık ocağımız yoktur köyde. Aile hekimimiz haftada bir geliyor, beni arıyor. 8-9 tane mahallemiz var ama normalde 3'e bölmüşler. Palanga, orta evler ve çiftlik olarak 3'e ayrılmış. Çiftçilik. Çoğu çiftçilikle geçiniyor. Hayvancılık yapan var. Buğda, arpa, nohut, meyve ağaçları var. Ceviz, badem, elma, armut gibi. Yani bu şekilde geçiniyorlar. Gurbetteki hemşerilerimizi köylerine davet ediyorum. Ata topraklarını unutmasınlar. Köylerini unutmasınlar. Senede bir kez bile olsa gelsin görsün, büyüklerini ziyaret etsinler. Belediye başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tanıtımda bize ve köyümüze yer verdiği için. Fırsat bulursa köyümüze gelmesini, misafirimiz olmasını istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Öyle kem zamanda cihana geldim. Herkes imanından sürdü gitti. Talip olan edep erkandan şaştı. Onlar ikrarından çözüldü gitti. Talip olan edep erkandan şaştı. Onlar ikrarından çözüldü gitti. Ben Malatya Arapker Güyünzü köyünde Mehmet Çataltaş. 1952 doğumluyum. 1977'de Arapker'de taksicilik yapıyordum. Taksi almıştım 75'te. Oradan bir iki sene burada oyalandım. İstanbul'a bir iş götürdüm. Bir daha da dönmedim. Orada arabamı sattım. Bakırköy Bahçelievler hattından bir eski 73 model bir Transit Ford aldım. 1983 yılına kadar orada minibüsçülük yaptım. Esenler'i 81'de minibüsü sattıktan sonra doç aldım, asfalt yüz bir doç aldım. Hem o zaman kömür satıydık hem de ateş alanın komple içi bütün çamurdan çıkılmıydı. Jandarma bakıyordu. Jandarma komutanlığı da Bakırköy'deydi. Oradan sonra oraya taş döktük, malzeme döktük. O zamanki emeğe geçen rahmetli Ali Erbiş, İbrahim Çağlayan muhtarlarımızdı. Efendim onlarla birlikte, beraberliğine orayı yaptık. Oralar bütün bamya tarlası, yulaf tarlası. Yani o gördüğün, o benzinli gün oralar bütün bamya tarlası şey. Korda askeriye vardı, şoför okulu vardı. Oradan gider su getirirdik. Efendime söyleyeyim çok bayağı yani oralarda hiç yoktu. Ya bir gün gittim oradan ben tavşan tilki kaçırdığımı bileyim ya. Vallahi kimse yoktu ya. Orada Allah'ın bir kuru yok. Zorlasa herkes birbirini tanıdı. Mesela Osman'ı tanıyayım, muhtarı tanıyayım. Biz bir aileydik orada. Birliydik demek ki ben bir gecenin içinde minibüsünden 4 kere hastaneye hasta götürdüm. Yok araba yok. Yok gece kondu. Herkes gelmiş bir şeyler yapmış. Ben şöyle söyleyeyim. Benim çocukluğumda şey giydim, çarık giydim, yırtık don giydim, bit vardı, pire vardı. Bunlar yoktu, yoksulluktu. Buralar bütün şu gördüğün arazinin bizim sade dedemizin yerinin haricinde hepsi ağamalı. Yani oradan sonra bu ağaların yerini bütün burada oturan marabalar yani aldılar. Herkes yerleştiler, öyle oldu.
Ben annemi bu toprakta tanıdım. Babamı, amcalarımı, akrabalarımı, hepsini bu toprakların üstünde, bu coğrafyada tanıdım ben. Onun için burayı sevdiğim konu bu en çok. Bir de bu hastalık dolayısıyla ben bu işin gitmedim, buradaydım. Bu sene de belki bir ay, o da arkadaşlarımız orada telefon ediyor. Ya niye gelmişsin, niye gitmişsin, ya bu hastalık vardı. İlla ki seni özledik, geleceksin diyorlar. Ben de bir ay falan bir düşünüyorum yani. Ne söyleyeyim, herkese bol selam olsun. Allah'a emanet olsunlar. İşleri güçleri rast gelsin, ben ne diyeyim. Allah acılarını göstermesin abi, başka ne diyeyim. Bizden kucak dolusu selam olsun Adıyamanlı'ya. Adıyaman. Oradan seni herkese Allah işini gücünü rast getire. Allah'ın selamı üstlerine olsun, ne diyeyim. Kiminin yükü var haddinden kaba. Harman zamanı yok elinde yaba. Yalancı şık talip, mürit kör baba. Yarısı kuyruğu döküldü gitti. Yalancı şık talip, mürit kör dede. Yarısı kuyruğu döküldü gitti. Leyla Başpınar. Bu köyde doğdunuz değil mi? Bu köyde doğdum, amcama oğluna gelin geldim. Benim zamanımda düğünler Ökçe gider kızı görücüsü olu isterlerdi. Hiç sormazlardı ki kıza, alay mısın almay mısın? Oğlanın zeniyetini de sormazlardı. Çoban mı, sığır mı yayı? Getirir indirirlerdi. Ve ondan sonra bir nişan yaparlardı. Bir iki sene sonra da düğünümüz olurdu. Düğün tutulduğu gün, akşamdan düğünçü toplaşırdı. Dövrüsü gün kız üstüne gelirlerdi. Kınıyı yakarlardı, tekler gelir oğlan önünde. O zaman çok kebap gecesi de yoktu. Yeni yeni çıkmıştı. Kebap gecesi derlerdi. Toplaşırlardı oğlan öğüne yerlerdi. Akşam gelir günün nişanı nasıl yakarlardı bir parmağımıza. Akşam gelir benim bu ceviz karası gibi elimizi toptan kara ederlerdi. Atından gelirdi. Gelenin yüzünü kimse görmezdi. Öğüde baba önünde de bir perde çekerlerdi. Perde irenkli bir ipten dokunmuştu. Hiç kimse görmeyecek. O perdenin ardında otururduk. Oradan ata bindirir, getirirlerdi. İşte şu konağın önüne geldik. O zaman çatını da yoktur. Damat dama çıkar. Elini, ağzını dörterdi. Demek ki utanıydı öyle. Ağzını örterdi. Şey ederdi. Şeker, önce bir elma atardı. Elmadan sonra şeker, kuru üzüm töker. Çoluk çocuk toplaşır. Küve koluna girer şeyi, gelini içeri geçirdir. Kapının önüne kayınla kaynata beyle dururdu. Gelin koltuğunun altından geçecek ki sözden çıkmaya. Gelin içeri geçerdi. Bir de demir atarlardı. Gelin demire basardı. Kudümlü olurmuş demire basarsa gelin. Yine içeriye perdenin ardına geçerdik. Akşam açı orada aç susuz otururduk. Yani verirlerse de utanık kıyık. Perdenin ardında bir iki atıştırırdık. Sabahtan kakarlardı, gelinin yüzünü açarlardı. Açtıkları gün gelinin yüzüne, başına kırmızı yazma atarlardı. Bir hafta kırmızı yazmayla gezerdik. Çeşmeye suya giderdik. Bu yazmamı alır kaçardı. Yani bu değil de hangisi olursa olsun. Kayınına olacak yazmanın hediyesini verirdi. Gider gelinin yazmasını alır gelirdi. Bilmeyler bize derler ki ne kadar gericiymişsiniz. Yüzünüzü ne örtüydünüz? Perdenin ardına ne giriydiniz? Ede teyleydi. Hiç oğlanı öyle bir adam yer vardı ki arka ondan karının birini getirmişler. Hiç tanımaymış. Sabahtan ekmek yediği yerde tanımış. Fatih gelin bacım. Demiş ki bu benim arka onda gördüğüm. Hiç tanımaymış. Dövrüsü gün bakmış ki suflada. Yani işte beyliydi. Eskiden Edet beyliydi. Ne sorma ne danışma. Verirlerdi. Mutlu olurlar mı? Oluyorlar herhalde. Şimdiki geriye dönüp bakan yok. Ben kime ne diyeyim? Herkes dersini kendi eliyle almış. Hiç eski kişiyi. Yalnız bazı talebeler geliyorlar. Soruyorlar bana. Babaanne. Gelin gelin olduğu zaman anası ağıt da yakardı. Babaanne. Şey eskiden gelin bindiği zaman ağıt da yakarlar mıdır? Torunum geldi sordu. Dedim al kalemi defter ele. At kapıda bakıyı, zencir suya akıyı. Ağlatma şu kızı, sesi beni yakıyı. Kuşlar havalanmış döne gittiği, atlara herlenmiş bine gittiği. Bu kız bizden bugün konak istiyor. Hangi yurtlara da konduram seni. Analar böyle çok söylerdi.
Gençlere ne söyleyeyim? En söylediğim söz, mutluluk dilerim. Başarı dilerim. Okuyanların başarısını isterim. At kapıda da bak yenge, zincir siyadan ak yenge. Ağlatmayın da şu kızı yenge, sesi beni de yakayın oyaya. Karşıda görünen ne güzel yaylan, ne güzel yaylan. Sürerim bir demde yenge, giderim beylen oyaya. Kara gözlü yarında sen hümmet eyle, ben de bu yayladan da şaha giderim oyaya. Hanife Başpınar, burada doğdum. Ben gençlere isterim ki aynı bizim gibi yanı mutlu olsun, sevgisi bol olsun, saygılı olsun, hürmetli olsun beylerine. Ama şimdi saygı nerede, hürmet nerede oğlum? Akşamdan evleniyorlar, sabahtan duyuyor ki boşanmışlar. Şimdi geyle. Biz kocaların, beylerimizin sözünden çıkmazdık. Ne derseler ona giderdik. Şimdi şimdi hiç aldırmıyorlar bile. Bakıyorsun ki tellemiyorlar kocayı. Gediler. Esenler'deki komşularımın hepsine selam söylerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Torunuma, gelinime, kızıma hepine selam söylerim. Hepinin gözlerinden öperim. Seyit Nesim'im meydanda serim. Doğru söylersem yüzerler derim. Bu dünyada olan hayırla şerrim, o da defterime yazıldı gitti. Bu dünyada olan hayırla şerrim, o da defterime yazıldı gitti.